Tontiş bebeğim 5 aylık oldu. Bu süreçte bazı oyuncakları çok sevdi ve çok oynadı. Bazılarını da yüzüne bile bakmadı. Bu videomda biraz annelere fikir vermek istiyorum. Çünkü her oyuncak her ay için, hatta her gün için bile uygun olmayabiliyor. Evet, bebeğiniz bir bakıyorsunuz, bir gün sadece tek eliyle oyuncağını tutabiliyorken, ertesi gün diğer eliyle de güç almaya başlıyor ve sonraki gün bir bakıyorsunuz iki eliyle bir nesneyi tutabildiğini görüyorsunuz. Çünkü bebekler çok hızlı büyüyor ve gelişiyorlar. Peki bu aşamada onun gelişimini hangi oyuncaklarla destekleyebiliriz? Ben tecrübelerimi aktaracağım sizlere. Öncelikle bebeğimin favori oyuncağından başlamak istiyorum. Bu arada aslında bebeğimin ilk oyuncaklara tepki verdiğini nereden anladım? Dönenceler bir. İkincisi ana kucağındaki sallanan küçük objeli oyuncaklar. Bunlara dikkatle bakmaya başladığı gün hiç unutmuyorum. Çok tatlıydı. Böyle onlara büyük bir merakla, büyük bir heyecanla bakıyordu. Tabii ne kol uzatabiliyor, ne tepki verebiliyor. Sadece izliyordu. Bu bile onun artık oyuncaklarla tanışma vakti geldiğinin işaretiydi benim için. Daha sonrasında oyun halıları kesinlikle almanızı, edinmenizi öneriyorum. Çeşitli fiyatlarda oyun halıları var. Birini tercih edebilirsiniz. Çok da fark yok aslında bana kalırsa. Çünkü önemli olan bebeğinizi oyuncaklara hazırlamak, biraz onun tepkilerini ölçebilmek. Çünkü ilk önce evet bakıyor ama oyun halısındaki sallanan oyuncakları vurmaya başlıyor bir yerden sonra. Bu da onun bir aşaması, büyüdüğünün bir göstergesi, güzel bir aşama. Oyun halıları bu nedenle kıymetli. 5-10 dakika onun için de zaman geçirebiliyor. Özellikle ikinci aydan sonra. Üçüncü aya doğru artık biraz daha objeleri tutabilecek hale geliyor. Bu nedenle onun en çok severek oynadığı oyuncak bu gördüğünüz ses çıkaran, tatlı, yumuşak, kolay ağza götürülebilen, kolay tutulabilen bir kitap. Bebeğimin en sevdiği ilk oyuncağı buydu. Çok sevdi çünkü onu kolayca kavradı, kolayca ağzına götürebildi. Ben de çok sevdim çünkü kolayca sterilize edebildim. Bu nedenle bebeğinizin henüz küçükken oynayabileceği, severek oynayabileceği oyuncaklardan biri budur. Ve kesinlikle fiyatı da çok makul arkadaşlar. Edinmenizi tavsiye ediyorum. Benim ilk satın aldığım oyuncaklardan biri de buydu. Neden? Çünkü çıngıraklar hoşuma gidiyor. Bebeğim elinde sallasın, oynasın istedim. İlk önce tutamadı. Sonra tuttu. Ve birkaç gün sonra da sallayabileceğini keşfetti. Evet, oyuncaklar bunu sağlıyor. Kesinlikle bebeklerinizi oyuncaklarla tanıştırın. Çünkü gerçekten öğreniyorlar oyuncak oynarken. Ama benim hesap edemediğim bir şey vardı. Bu sert bir oyuncak ve bebeğim sallarken bununla yüzüne vurdu. Bu bana büyük bir ders oldu. Demek ki dedim henüz oyuncak için hazır değil. Ama bu model bir oyuncak için hazır. O halde ben de bu oyuncağın yumuşağını edindim. Tatlı el yapımı bir oyuncak. Bu ebeveynden almıştım. Kolay dezenfekte edilmesi yine artı yönü. Ses çıkarıyor. Bebekler ses çıkaran oyuncaklara bayılıyorlar. Bu ilk oyuncaklar için oldukça mantıklı bir tercihti. Dediğim gibi diğer sert oyuncak yerine bunu tercih etmenizi öneriyorum. Bu arada o oyuncağı ne zaman tercih edebilirsiniz? Evet, şu an bebeğim 4. ayın sonunda 5. aya giriyor ve artık oyuncağı evet güzel oynuyor. Kendine zarar vermeden oynuyor ve daha fazla ses çıkardığı için zevk alıyor onunla oynarken. Demek ki 4. ayın sonu 5. aya doğru o oyuncak da tercih edilebilir bu arada. Diş kaşıyıcılar çok güzeller ama benim oğlum yüzüne bakmadı bunun. Hiç oynamıyor. Tabii ki her bebek için farklıdır. Sizinki çok sevebilir, çok oynayabilir. Ama benim için henüz bu işlevini görmüş bir oyuncak değil. Yine de ilk oyuncaklar arasında yer aldı. Belki de biraz soğuk olsa, çünkü özelliği biraz soğuk olması. Buzdolabına koyuyorsunuz, biraz soğuyor. Böylece bebeğiniz kaşırken dişleri çok rahatlıyor. Belki de yaza doğru en favori oyuncağı bu olacak, bilemiyorum. 5. aya doğru çok sevdiği oyuncaklardan biri de bu.
Neden çok seviyor? Çünkü ses çıkarıyor ama ilk zamanlar bunu kavrayamadı. Şu an kavrayabiliyor, iki eliyle tutabiliyor. Ama ilk zamanlar için doğru tercih olmasa da 5. 6. aya doğru seveceği oyuncaklardan biri de bu tarz oyuncaklar. Evet, bebeklerin ikinci aydan itibaren, yani tutmaya başladığı andan itibaren severek tercih edebileceği oyuncaklar bu tarz oyuncaklar arkadaşlar. Öyle bakalım. Hem peluş, gördüğünüz gibi kolay tutuluyor, kolay ısırılabiliyor, ses çıkarıyor, yumuşacık, rengarenk. Bu tarz oyuncaklar çok tercih ediliyor. Joker'de, ebebekte, hatta büyük alışveriş mağazalarında vesaire bile çok rahat bu oyuncakları bulabilirsiniz. Kesinlikle bu tarz oyuncaklar tercih edin. Yine bunların da dezenfekte edilmesi çok kolay. Buharlı ütüyle bile kolayca dezenfekte edebiliyorsunuz. Çamaşır makinesinde yıkayabiliyorsunuz. Kesinlikle eğlenceli ve güzel. Yine bebeğinizin favori oyuncaklarından biri olacak. Evet. Bebeğinizin sesli oyuncaklarla da tanışması gerekiyor. Ben bunu alışveriş merkezinden almıştım. Güzel, eğlenceli bir oyuncak. Bunun büyükleri de var, Fisher Price'ın oyuncağı. Ama benim bebeğimin yaşına, ayına uygun artı 3 aydan itibaren kullanılabilecek bir oyuncak. Özelliği ne? Vurdukça ses çıkarıyor arkadaşlar. Bebek için faydası ne? İlk önce ona bakıyor, hiçbir şey yapamıyor ama sonra vurdukça ses çıkardığını fark ediyor. Ondan sonra da sürekli vurmaya başlıyor. Birkaç tane sözü var, tatlı melodileri var. Çok güzel bir oyuncak. Bence bunun Fisher Price büyüğünü de yapmış ama bence bu boy çok daha tatlı ve kullanışlı. Her yere götürebiliyorsunuz ve özellikle siz yemek yerken bebeğinizin dikkatini kesinlikle dağıtacak, onunla ilgilenmesini sağlayacak harika bir oyuncak. Hoşuma gitti. Evet, popüler oyuncaklarımızdan Sophie, kendileri bütçeleri ziyan eden bir oyuncak. Hediye gelirse ne hala, biz şanslı gruptandık. Halamız hediye etti bize ama şanslı olmayan anne babalar için ücreti biraz fazla. Şu an için 175 lira civarlarında olan bir oyuncak ve alsak mı almasak mı kararsızlık yaşadığımız bir oyuncak. Kesinlikle çok kaliteli, çok güzel. Kokusu harika, üzerindeki boyanın zararsız olması ve tamamen bebek için üretilmiş olması, el işçiliği olması artıları. Bebeğinizin diş kaşıma döneminde tercih edebiliyorsunuz Sophie'leri. Ama dediğim gibi biraz tuzlu. Joker'de yine buna benzer bir oyuncak gördüm ve fiyatı çok iyiydi. Aslında o tercih edilebilirmiş. Biz biraz hani işte markaya mı kandık diyelim, biraz şımarıklık mı ettik bilmiyorum ama evet, bebek çok severek oynuyor ama dediğim gibi çok pahalı. Yine de almadık demeyeceğimiz bir oyuncak kendisi. Şimdiden eğer hamileyseniz şimdiden para biriktirmeye başlayın Sophie için diyeyim ben size. Yine son dönemlerin popüler oyuncaklarından biri Wishbear'ın fısıldayan ayıcığı. Kendisi pembe gürültüye sahip. Pembe gürültü nedir? Hemen. Duyabiliyor musunuz? Emin değilim. Bu ses anne karnındaki ses, beyaz gürültü biliyorsunuz. Pembe gürültü ise bu gürültünün bebeğinizi rahatsız edecek, ona kulaklarına zarar verecek seslerden arındırılmış hali pembe gürültü oluyormuş. Bu oyuncakta pembe gürültü veriyor. İçinde şöyle bir aparatı var. Onun dışında oyuncağın renkli, şöyle yapışan bacakları var ve gördüğünüz gibi ses çıkarıyor. Henüz bu bebekle benim oğlum çok aktif oynamıyor ama bu gürültü çok işimi gördü.
Ne zaman işimi gördü? Birincisi yeni doğduğunda. Bir ay, 1,5 ay gerçekten çok fayda sağladı. Sonra 1,5-2 ay sonra da kullanamaz hale geldim. Bebeğim hiç tepki vermiyordu. Ve pahalı bir oyuncak. 300 lira civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii bende bir vicdan azabı olmaya başladı. Çok fazla para verdik, gereksiz bir oyuncakmış diye düşünmeye başlamışken bebeğim 4. ayı itibariyle yine beyaz gürültüyle uyumak istemeye başladı. Ve yine bu arkadaş benim kurtarıcım oldu. Hala beyaz gürültüyle uyumayı çok seviyor. Oyuncağın güzel tarafları şöyle. Kademeli olarak sesi arttırabiliyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda düğmeye ses yükseliyor veya alçalabiliyor. Bunun dışında kurup başına koyduğunuzda bebeğin 45 dakika kadar bu sesi veriyor. Sonra kendiliğinden duruyor. Ve eğer bebeğiniz ağladı, hareket etti, öksürdü, her türlü durumda bu tekrar aktif oluyor. Ve siz uyanmadan o çoktan yeniden çalışmaya başlamış oluyor. Ne oluyor? Sizin uykunuz bölünmemiş oluyor. Bebeğiniz de hemen kolayca uykuya yeniden dönüyor. Güzel bir oyuncak. Verilen paraya değer mi? Evet, fena değil. Yani çok güzel bizim bazı geceleri atlatmamızı sağladı. Bazı günleri atlatmamızı sağladı ama keşke birkaç tane daha melodi olsaydı diye düşündürmüyor değil ya da bazı kriz anlarında sesi yetersiz kalıyor. Keşke biraz daha yüksek volümlü olsaydı diye de düşünmüyor değilim. Yine de iyi ki almışım dediğim oyuncaklardan biri. Hamilelik sürecimde almıştım. Bu tür pahalı şeyleri bence o süreçte almak çok daha mantıklı. Çünkü bebek doğduğunda gerçekten bütçeyi harcayacağınız çok fazla kalem çıkıyor ortaya. Bebek bezi, eğer emziremiyorsanız mama ya da ıslak mendil vesaire gibi bunlar çok maliyeti yüksek şeyler. Özellikle bebeğiniz küçükken. Bu tür oyuncakları daha önceden almak çok daha mantıklı bence. Evet. Yine Fisher Price. Evet. Fisher Price'ın sesli oyuncaklarından bir deniz sundum sizlere. Sen de mutluysun. Bu oyuncak da güzel. Yeni yeni keşfettiğimiz sesler, renkler. Gördüğünüz gibi. Şimdi öğrenme zamanı. A, B, C, C, D, turuncu. Bu tarz sesler çıkaran ve gerçekten dikkat çekici şekilde bebeğinizi harekete geçiren bir oyuncak. Sesli oyuncakları kesinlikle 4. aydan itibaren ben şahsen faydasını gördüğüm için önerebilirim. Tabii ki de bu konuda yetkin değilim. Sadece bir anne olarak öneriyorum. Kendim faydasını gördüğüm için. Bebeğimin tepkilerini arttıran, harekete geçiren onu ve eğlendiren bir oyuncak. Bu nedenle dediğim gibi 4. aydan itibaren bu tarz sesli oyuncaklara yönelebilirsiniz anneler. Evet, bebeğim için tercih ettiğim oyuncaklar böyle. Dediğim gibi aydan aya değişti. Açıkçası hiçbir oyuncağı niye aldım demedim. Çünkü bir ay hoşuna gitmediyse ertesi ay çocuğuma değişik geldi oyuncak. Bu nedenle bir oyuncak aldığınızda eğer ilgi göstermediyse onu hemen çöpe atmayın ya da rafa kaldırmayın. Sadece bebeğinize biraz zaman verin. Becerilerine, zevklerine göre bazı oyuncaklara daha çok ilgi gösterecek. Bazılarını artık sevmeyecek. Mesela favori oyuncağı bu demiştim. Favori oyuncağının bu olduğunu söylemiştim. Ama artık buna o kadar yüz vermiyor. Neden? Çünkü artık daha fazla özelliğe sahip. Tutabiliyor, kavrayabiliyor, ağzına götürebiliyor, fırlatıyor, müzik çalabiliyor. Bu nedenle bu oyuncak artık onun için çok da ilgi çekici değil. En son dikkatli fotoğraflarına bakıyordu, resimlerine bakıyordu. Demek ki ilk başlarda o dikkatini çekmemişti. Şimdi dikkatli resimlerine bakmaya başladı ama artık onun için gözde oyuncak bu değil. Sevgili anneler, bebeğinizin gelişimlerini oyuncaklardan takip edebilirsiniz. Tabii burada önemli olan ilk oyuncağı sizsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bebeğinizle bol bol oynayın. Ben elimden geldiğince böyle yapıyorum. Ve onun gelişimini desteklemek için de çeşitli oyuncaklardan yararlanıyorum. Siz de bebeğinizin favori oyuncaklarını yorumlar kısmına yazmayı unutmayın sevgili anneler. Görüşmek üzere.